Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kutu tekniği kare zikzak lif modelimiz var arkadaşlar. Oldukça güzel bir model. Modelimde iki renk kullanacağım. Mor ve beyaz rengim var. Kullanacağım. Tığ numaram 6 1.40 mm. Özel lif modellerimde tercih ettiğim tığ. Sizler en ziyatkın olan herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Numarasının önemi yok. Modelimin yapım aşamasına geçmeden önce sizlerden ricam hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup destek vermeniz varsa sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz. Şimdiden örecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Modelimizin yapım aşamasına geçelim. Mor renk ipimle başlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. orta zincire batarak şöyle tam ortalı batayım. İlmekleri alıyorum. 1 2 3 4 4'lü 4 tane ilmek aldım, tuttum, topladım. Bir fıstık yaptım. Tekrar ilmeğimi uzattım. 1 2 3 4 yine 4 dolgulu bir fıstık tuttum topladım kapattım bu şekilde toplamda üst üste 5 tane fıstık yapalım 5 tane üst üste kapalı fıstığı yaptım altıncıyı kapatmıyorum ilmek aldım 1 2 3 bu şekilde üçüncü fıstık arasından da bir fıstık alıyorum ikisini birlikte topladım tekrar bir zincir tepe noktasından bir ilmek alıyorum sırada gelen fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım tekrar bir zincir tepe noktasından bir kapatmıyorum ilmek aldım sırada gelen fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım tekrar tepe noktasından bir sırada gelen fıstık arasından en sondan da bir fıstık alıyorum ikisini birlikte topladım toplamda 1 2 3 4 fıstık oldu çek tekrar çevirdim her dönüşümüzde bir kapalı fıstık yaparak başlayacaksınız bir kapalı fıstık yaptım tekrar üzerine bir fıstık Kapatmıyorum. <laughs> Sırada gelen fıstık arasından bir, ikisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir, kapatmıyorum. Sırada gelenden bir, ikisini birlikte topladım bir zincir. Tekrar tepe noktasından bir kapatmıyorum. Sırada gelen fıstık arasından bir bir tane kaldı bu sıramızda arkadaşlar. Onu da siz yapın. Tekrar dönün. Sonra aynı şekilde bir kapalı fıstık yapın. Üzerine bir fıstık. Alt sıralarda nasıl yapmışsak aynı şekilde toplamda bir. ikinci sıradayız. 4 sıraya tamamlayalım. Evet arkadaşlar 4 sıra 4 fıstık şeklinde tamamladım. Şimdi devam edelim yine. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar tipi noktasından bir fıstık. Kapattım. Bu şekilde 5 tane kapalı fıstık yapalım. 6.yi kapatmayalım. Toplamda 3-5 kapalı fıstık yaptım. 6. kapatmadım. 1-2-3 3. Üç. fıstık arasından bir fıstık alıyorum. Tığımda 2 fıstık var. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından 1 Kapatmıyorum. Sırada gelen fıstık arasından bir. İkisini birlikte topladım tekrar tepe noktasından bir Sırada gelen fıstık arasından bir İkisini birlikte topladım Tekrar tepe noktasından bir Sırada gelen sonuncu fıstığı yapıyorum İkisini birlikte topladım Toplamda yine 4 fıstık oldu. Desenimi çevirdim. İkinci sıraya geçiyorum. Hemen yine bir kapalı fıstıkla başlıyorum. Bütün dönüşlerimizde bir kapalı fıstık yaparak başlıyoruz. Sonra üzerine yine bir açık ikili toplayarak devam ediyoruz. Tepe noktasından bir hemen yandan bir İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir kapatmıyorum hemen yandan bir ikisini birlikte topladım. Evet arkadaşlar, bu alt sırayı nasıl yapmışsak aynı şekilde 4 fıstık 4 sıra şeklinde ucuca böyle bu şekilde 5 tane dörtlü fıstıklar yaparak bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar 5 tane üst üste 5 ar fıstıklar yaparak tamamlayarak dörtlü fıstıklar yaparak ucuca yaptım bu şekilde toplamda 5 tane şimdi beyaz renk ipimi alıyorum ara boşlukları dolduracağız hemen şuradan başlayacağım üst kısmı sabitliyorum <laughs> Hemen buraya bir fıstık tuttum, topladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasından bir kapatmıyorum, ilmek aldım. Sırada gelen fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir kapatmıyorum sırada gelen fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım bir zincir burası geçiş noktamız bir iki tane fıstık kaldı bu araya batmayacağız şimdi hemen tepe noktasından bir fıstık alıyorum ilmek aldım sırada gelen fıstık arasından bir sırada gelen fıstık arasından bir <laughs> Buraya batmıyoruz, atlıyoruz. Karşıdaki fıstığında tepe noktasından bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde oldu. Araya batmadık. Üçlü topladık. Şimdi yine kutu tekniğiyle ikili toplayarak devam ediyorum. Tepe noktasından bir, bir sonraki fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım tekrar tipi noktasından bir bir sonraki fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım tekrar tipi noktasından bir hemen tepe noktasına geldim buradan da bir fıstık alıyorum ikisini birlikte topladım tam uç noktaya geldik tepe noktasına burada arttırma yapacağız arttırma yaparken bütün üç uç noktalarda bu tepe kısımda şu an yaptığımız gibi yapacaksınız önce bir kapalı fıstık bir zincir Tekrar tepe noktasından bir kapatmıyorum. Hemen dibinden de bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte topladım. Yine ikişerli ikişer toplayarak kutu tekniğiyle bir iki fıstık kalasıya kadar gelelim. Tekrar bu geçişi göstereceğim. Evet arkadaşlar kutu tekniğiyle ördüm yine burası geçiş kısım 2 fıstık var burada tekrar göstereceğim geçişi belki yapamayan arkadaşlarımız olur hemen tepe noktasından bir fıstık alıyorum sırada gelen fıstık arasından bir burası geçiş noktası buraya batmıyorum bir sonraki dilimin fıstık arasından da bir fıstık alıyorum üçünü birlikte topladım yine kutu tekniği köşeye kadar geleceksiniz uç noktada burada yaptığımız gibi yapacaksınız yine kutu tekniği aynı şekilde burayıları nasıl yapmışsak aynı şekilde buraya sıra sonuna kadar şu köşeye kadar bu köşeye kadar bu şekilde ördüğümüz şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar, size anlattığım şekilde tamamladım. Üst köşelerde arttırma buralarda aralara batmadım, eksiltme aralarda kutu tekniği. Yine aynı şekilde üst kısımlarda çift battım, aralarda aralara batmadım üçlü topladım, aralarda kutu tekniği şeklinde bu uç noktaya kadar geldim. Şimdi tekrar çeviriyorum. Hemen yine bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum. Kapattım bir zincir tekrar tepe noktasından bir fıstık kapatmıyorum ilmek aldığım sırada gelen fıstık arasından bir ikisini birlikte kapattım bu şekilde sonra tekrar tepe noktasından bir alt sırada nasıl yapmışsak aynı metotla ilerleyeceğiz farklı hiçbir işlem yok yine burası geçiş noktası iki fıstık var burada üçlü topluyoruz hemen bir sonraki fıstık arasından bir aldım ilmek aldım burası geçiş noktamız batmıyorum karşıdan bir fıstık 3 fıstık var üçünü birlikte topladım dediğim gibi alt sırayı nasıl yapmışsak aynı şekilde farklı hiçbir işlem yok tekrar tepe noktasından bir sırada gelen fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım tekrar tepe noktasından bir sırada gelen fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım tekrar tepe noktasından bir üst köşe noktasına geldim yine burada arttırma yapacağız alt sırada yaptığımız gibi hemen bir kapalı fıstık yapıyorum. Tekrar tepe noktasından bir ilmek kaldı hemen şu dip noktasından da bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte topladım. Yine aynı şekilde tepesine bir yanına bir ikişerli ikişerli toplayacaksınız. Burada iki fıstık kalınca tepesine yanına buraya batmayıp karşıdan alarak aynı şekilde az yaptığımız gibi yine bu köşeye kadar geleceksiniz. Yapamazsanız video geriye sardırıp izleyerek tekrar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar size gösterdiğim şekilde beyaz kısmı tamamladım. İki sıra. Buralarda üçlü topladım. Yukarılarda tepe kısımlarda arttırdım. Arada da kutu tekniğiyle bu köşeye kadar geldim. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Beyaz renk ipimi kestim. Tekrar mor renk ipimi aldım. Hemen şu iki beyazın arasına sabitleyeceğim. Şöyle sağlam olsun. Bir tane zincir çektim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepesine bir. Kapatmıyorum. Ilmek aldım yanındaki fıstık arasından bir. kapatmıyorum. Burası yine geçiş noktamız. Oraya batmıyorum. Hemen karşıdan da bir tığımda 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Hemen geçiş noktasına geldiğimiz için burada bu şekilde yaptık. Şimdi yine kutu tekniğiyle devam edeceğim. Köşeye kadar, üst köşeye kadar Yine köşede de altta alt sıralarda yaptığımız gibi arttırma yapacağız. Bu köşeye kadar gelelim. Evet arkadaşlar köşe noktaya geldim kutu tekniği ile toplayarak şimdi burada yine alt sıralarda yaptığım gibi arttırmamı yapıyorum. Önce bir kapalı fıstık, bir zincir, tekrar tepe noktasına bir, kapatmıyorum yine dip noktasından da bir fıstık alıyorum ikisini birlikte topladım yine kutu tekniği devam edeceğim tepe noktasından bir yandan bir ikisini birlikte topladım yine Buraya kadar geleceksiniz arkadaşlar. Buraya yine geç kısım iki fıstık kalasıya kadar buraya kadar. Buradan sonra yine üçlü alt sırada nasıl yapmışsak yine kutu tekniğiyle geleceksiniz. Yine burada bu köşede yaptığımız gibi buradaki gibi arttırma. Sonra yine kutu tekniği aynı şekilde sadece dikkat etmeniz gereken yine üstlerde arttırma. Bu ara geçişte de üçlü topluyoruz. Bu araya batmıyoruz. Bu şekilde bu köşeye kadar gelelim. Evet arkadaşlar mor renkle ben sıra sonuna kadar geldim. Şurası geçiş noktasıydı. Burada üçlü topladım arkadaşlar. Daha sonra bir tane daha en son kutu tekniği ikili toplayıp köşeyi tamamladım. Buradan tekrar dönüyorum. Morun ikinci sırasındayım. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Burası yine geçiş noktamız. Burada kapatmıyorum. Ilmek aldım. Burası geçiş noktamız olduğu için. Hemen bu karşıdan da bir fıstık alıp iki de toplayacağız burada. Bu şekilde. Bir zincir. Devam edelim yine kutu tekniğiyle devam ediyorum. Hemen tepe noktasından bir fıstık kapatmıyorum. Sırada gelen fıstık arasından bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepi noktasından bir, sırada gelen fıstık arasından bir, ikisini birlikte topladım. Yine aynı mantıkla, aynı metotla devam ediyoruz. Farklı hiçbir işlem yok. Hemen bir fıstık köşe noktasına geldim. Burası yine üst köşe noktası gördüğünüz gibi. Yine bu köşede arttırma yapacağız. Alt sıralarda olduğu gibi. Köşeye kadar kutu tekniğiyle geldim. Şimdi burada arttırmamı yapacağım. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar tepe noktasından bir kapatmıyorum hemen buradan tip noktasından da bir fıstık alıyorum ikisini birlikte topladım şöyle daha sonra yine aşağıya doğru kutu tekniğiyle devam ediyorum tepe noktasından bir hemen yandan bir ikisini birlikte topladım. Evet arkadaşlar yine burası geçiş kısmı burada yine üçlü toplayacaksınız yine buraya gelip bu köşeyi yaptığımız gibi arttırma yapacaksınız yine aynı şekilde sıra sonuna kadar yani şu kısma kadar gelelim. Evet arkadaşlar köşeye kadar geldim köşede arttırma yaptım iki tane yine kutu tekniğiyle iki tane kutu yaptım bu şekilde geldim. Şimdi buradan sonunu beraber yapalım. Hemen tepe noktasından bir fıstık İlmek alıyorum. Sırada gelen fıstık arasından bir. Burası yine geçiş noktamız. Buraya batmayacağız. En son fıstığın tepe noktasından da bir fıstık alıyorum. Tığımızda 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım bir iki tane zincir çektim ipimi keseceğim Evet arkadaşlar mor sıramızda yine tamamladık bu şekilde oldu şöyle göstereyim bu şekilde oldu şimdi yine tekrar iki sıra beyaz iki sıra mor şeklinde gittik tekrar iki sıra beyaz yapacağız şimdi yine aynı metotla gideceğiz Yine de ben göstermek istiyorum. Hemen şu baş kısmına sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bir kapalı fıstık yaparak başlıyorum. Tekrar tepe noktasından bir, Bir sonraki fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım. Evet arkadaşlar yine iki toplayacaksınız. Burada bir iki neyse şu geçiş kısmında ben göstereyim size aynı işlemler farklı bir işlem yok ama olsun yine de. Ben göstereyim. Videom biraz uzayacak ama. Kutu tekniğiyle yine devam ediyorum. Bir tık hızlı öreceğim arkadaşlar. Burası bir iki fıstık. Yine burası orta geçiş kısım. Oraya batmayacağız. Üçlü toplayacağız. Hemen tepe noktasından bir. Bir sonraki fıstık arasından bir. Biliyorsunuz artık eminim yapabilirsiniz ama olsun. Yine geçiş noktasına batmıyorum. Karşıdan bir. üçünü birlikte topladım. Bu şekilde yapacağız yine. Burada yine arttırma yapacağız. Buralarda yaptığımız gibi yine kutu tekniği burada yine bu şekilde üçlü toplayacağız. İki fıstık kalınca tepesine yanına buraya batmıyoruz. Karşıdan yine bu köşeye kadar gelelim. Evet arkadaşlar sıranın sonuna kadar geldim. Tam köşeye kadar bu iki boşluğu doldurdum. Şimdi tekrar çevirdim modelimi bir üst sıraya geçiyoruz iki sıra iki sıra örüyoruz her renkten beyazın ikinci sırasına geçtik hemen tepe noktasından bir fıstık yine aynı şekilde öreceğiz modelimiz oldukça kolay arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra tekrarı yaparak ilerliyoruz farklı hiçbir işlem yok sadece eksiltme yapıyoruz arada e, üçlü topladığımız yerler baş kısma geliyor onun dışında hep aynı metotla ilerliyor. Oldukça kolay. Hemen tepe noktasından bir. Bir sonraki fıstık arasından bir. Yine burası geçiş kısmı orta kısım buraya batmıyorum. Üçlü toplayacağım. Karşıdan da bir fıstık. Videomda size hızlı geliyorsa arkadaşlar sağ üst köşede videolarda izlerken ayarlar kısmı var. Oradan video hızını arttırıp azaltabilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlarımız için her videoda hatırlatmak istiyorum. Yine kutu tekniğiyle devam ediyorum. İkisini birlikte topladım. Evet arkadaşlar yine köşeye geldiğimiz zaman Burada arttırma yapacağız. Tekrar aşağı ineceğiz. Bu ara geçiş kısmı yine iki fıstık kalınca üçlü toplayacaksınız. Sonra yine buraya kadar bu şekilde alt sıralarda nasıl yapmışsak yine bu köşeye kadar gelelim. Evet arkadaşlar beyazı da tamamladım ikinci sırasını tekrar mor rengimi alıyorum. eksilterek yukarıya doğru çıkıyoruz hemen yine şu üst köşeye sabitliyorum şöyle göstereyim bir tane zincir çektim hemen buraya yine bir kapalı fıstık yaparak başlayacağız modelimiz sıra tekrar yaptığı gibi örmesi de bir o kadar keyifli arkadaşlar çok hızlı ilerleyen bir moda tepe noktasına bir tane yaptım burası geçiş noktamız geçiş noktamız öne geldiği için burada üçlü toplayacağız hemen bir sonraki fıstık arasından da bir fıstık ilmek aldım buraya atlıyorum yine hemen karşıdan da bir fıstık alıyorum üçünü birlikte topladım yine buraya kadar geleceksiniz kutu tekniğiyle burada yine arttırma Yine buraya iki fıstık kalasıya kadar gelip üçlü toplayacaksınız buraya kadar. Burada da bir tane daha kutu tekniği yapıp en son burada tamamlayacağız. Sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Burada yine üçlü toplayıp en son bir tane kutu tekniği yaptım. Son sıramızı yapıyoruz. Hemen buraya bir fıstık. Yine orta kısmı başa geldi arkadaşlar burası o yüzden burada ikili topluyorum ikisini birlikte topladım yine kutu tekniğiyle köşeye kadar gelelim ikili toplayarak Evet arkadaşlar geldim ben yukarı köşeye kadar köşede arttırma yaptım sonra iki tane kutu tekniğiyle kutucuk yaptım Burası yine geçiş kısmı modelimizin burayı birlikte yapalım yine tepe noktasından bir fıstık alıyorum. Bir sonraki fıstık arasından bir. Burası geçiş noktamız. Buraya batmıyorum. En son fıstıktan da bir fıstık alıyorum. Tığımda yine 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. 1-2 bir, tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Lifimizin bir tarafını tamamlamış olduk bu şekilde. Şimdi tekrar çeviriyorsunuz siz bu tarafını. Hemen yine şu köşeye batarak yine beyaz renk ipinize bu köşeden başlıyorsunuz. Yine iki sıra beyaz, iki sıra mor, iki sıra beyaz, iki sıra mor şeklinde diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorsunuz. Eğer yapamazsanız videoyu biraz geri sardırıp tekrar izleyerek Yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben lifimizi tamamladım. Diğer kısmı da aynı şekilde ördüm bir tarafı, diğerini de aynı şekilde yaparak tamamladım. Bu şekilde lifimiz tamamlamış oldum. Şimdi kenar oyasına geçeceğiz. Kenar oyası için yine beyaz renk ipimi aldım. Hemen köşe kısmından başlayacağım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasından da bir fıstık tuttum. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Hemen buraya yine tepe noktasına dört dolgulu bir fıstık tuttum topladım bir zincir tekrar dibine battım arada bir zincir tekrar ilmek aldım yine dip noktasından bir bir sonraki fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar dörtlü bir fıstık yapıyorum tuttum topladım tekrar bir zincir kendi dibine battım yine bir zincir aynı şekilde dip noktasından bir sırada gelen sık arasından bir ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum tutarak toplamaya da bilirsiniz arkadaşlar bir zincir tekrar dibine indim arada bir zincir kenar oyasını da bu şekilde tamamlayalım siz isterseniz farklı bir kenar oyası da yapabilirsiniz arkadaşlar ben de sıra başına kadar bu şekilde kenarını tamamlayayım en son bitmiş şekliyle görüşelim Evet arkadaşlar ben modelimizi tamamladım kenar oyasını size anlattığım şekilde bütün dönüşlerde de aynı şekilde battım. Modelimizi bu şekilde tamamlamış oldum. Oldukça güzel kullanışlı bir model oldu. Büyüklük olarak da gayet büyük, ideal, büyük lif severler. Mutlaka bu modeli örmeli diyorum. E, 34 34'e 34 arkadaşlar boyu. Boyut olarak merak ederseniz. Çeyizlerinizi alternatif olarak örebileceğiniz farklı güzel bir model. Eminim bütün renklerde çok yakışacaktır. Farklı farklı renklerde örerek siparişlerinizi ve çeyizlerinizi süsleyebilirsiniz. Bu şekilde modelimiz. Umarım anlatabilmişimdir. Memnun kalmışsınızdır. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Video sonunda kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki model anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.